Bunu öncelikle kendi içimizde yönetim, meclis ve meslek komitelerinin iletişimi sıkı tutmakla başladık. Her hafta düzenli yönetim kurulu, her ay meslek komite ve meclis toplantılarını yaparak katılımlı bir yönetim oluşturduk. Üyelerimizi meslek gruplarına göre personele bölüştürdük ve tek tek arayarak üyelerimizin bilgi güncellemelerini yaptık. Personel ve meslek komite üyelerimiz tarafından odamıza kayıtlı üyeler iş yerlerinde tek tek ziyaret edildi. Bilgi paylaşımları yapıldı, dilek, istek ve önerileri alındı. Bunun yanında her ay yapılan komite ve meclis toplantılarımıza kurum müdürleri davet edilerek üyelerimizin sorunları görüşülmekte, kurum hizmetleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Yapılan tüm ziyaret ve toplantılarda çok değişik öneriler sunulmakta, üyelerimizin sorunları gündeme gelmektedir. Bizler de bu önerileri imkanlarımız doğrultusunda gerçekleştirmeye ve sorunlara gerekli mercileri iletmeye çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi yeni Büyükşehir Kanunu ile ilimiz Balıkesir Büyükşehir oldu. Balıkesir'in Büyükşehir olmasıyla birlikte belediyeler bütçeden daha fazla pay alacakları için büyüme hızlanacak, kalkınma ve yapılanma da daha hızlı gerçekleşecek, kent görünümüne, imajına daha çok önem verilecek, artan bütçeyle daha çok proje hayata geçirilecek, daha çok yatırımcı çekecektir. Bu yatırım ve kalkınma hareketleri istihdamı dolayısıyla şehre olan ilgiyi arttıracaktır. Bunun yanında Sayın Valimizin de açıklamış olduğu gibi 1/100.000'lik çevre şehir düzeni planında Bandırma Bilge Hattı sanayi bölgesi olarak belirlenmiştir. Bandırma'da hızla artan sanayi yatırımları bundan sonra daha da fazla olacaktır. Elimizde dinamikleri fazla, gelişime açık bir şehir var ve bizler oda başkanları olarak bu şehirde önemli kitleleri temsil ediyoruz. Yön verici ve çözüm üreten kişi ve kurumlar olmalıyız. Ortak akıllı da projeler üretmeliyiz. Bugün burada sizlerle bir araya gelmek istememizin sebebi Bandırma'ya hizmet eden sivil toplum kuruluşları olarak iletişim halinde olmamızın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Odalar olarak hepimizin kendi üyesine vermiş olduğu hizmet yine Bandırma'ya verilen hizmettir. İnanıyorum ki bugün burada ve bundan sonraki birlikteliklerde birçok görüş ortaya çıkacak, yeni projeler gündeme gelecektir. Bu projeleri hayata geçirmek için odamız meclis üyeleri ve meslek komite başkanları ile tüm oda başkanlarımızın daha yakın ilişkilerle çalışmalarını arzu ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygıyla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Akşam aynı zamanda gece kulübü oluyormuş. Türkler işte bilek Jack Club. Abi buraya gelelim akşam dedim asıl. Ben dedim oraya gelirsin. Başkanlığı kaçar. Bıcıklığınız o zaman bir oda. Rüzgar kuramazsınız. Ne? Neyin var mı? Tabi tez olarak sana geldim. Bugüne kadar olmayan bir işin bu birlik beraberliği sağladığı için Bandırma Ticaret Odası Başkanı ve yöneticilerine ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar böyle bir şeyi çok açık ve net konuşmak gerekirse ticaret odaları bizleri biraz saf dışı bırakmıştı bazı dönemler içerisinde ama bu birlik beraberlik bizim için bir motive oldu. İnşallah bundan sonra bu birlik beraberliği belli bir zamanlarda hep birlikte gene paylaşırız. Dertlerimizi paylaşırız. Konularımızı Bandırma için ne gerekiyorsa biz de elimizden geleni yaparız. Bunun için sizlere başkan ve yöneticilerimize hepinize çok teşekkür ederim.